أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما وألحقني وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزه فلله العزه جميعا صدق الله العظيم جنابك تعالى وتكتم حضراتنا sonsuz hamd ve senalar olsun yaratan rabbimize yaşatan rabbimize Sayısız nimetleriyle donatan Rabbimize, mübarek günlere, gecelere ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim hepimizi affettiği, bağışladığı, merhametiyle, mağfiretiyle muamele eylediği kullarının arasına dahil, dahil eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, bereketli vakitlerin, seçkin zamanların, zaman dilimlerinin feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz imanımızı kamil eylesin, ahlakımızı güzel eylesin, amellerimizi salih eylesin, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Rabbimiz geçmişlerimize, iman ile ölmüşlerimize, affıyla, merhametiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizim için de takdir etmiş olduğu süre sona erdiği zaman az ağrı, kamil bir iman ile asan bir ölüm hepimize nasip eylesin. Rabbimiz bize takdir etmiş olduğu dünya hayatının ahirette cenneti kazanmaya vesile olmasını, cenneti kazandıracak, rızasını kazandıracak bir hayat yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ben kâne yuridun izzete felillâhil izzetu cemî'a her kim izzet arıyorsa her kim üstünlük arıyorsa her kim şeref ve itibar arıyorsa bilin ki şeref, izzet, itibar, üstünlük Allah'ın katındadır. E yebtagûne izzete feinnel izzete lillâhi cemî'a başkalarının yanında izzet mi arıyor insanlar Allah'tandır izzet şeref ve itibar Allah'tandır buyuruyor. Rabbimize hamdü senalar olsun. İman etmeyi nasip etti bize. İmanla izzet kazanmayı nasip etti bize. İmanla yaşamayı ve ölmeyi de nasip eylesin hepimize. Rabbimize hamd olsun. Muhammed Mustafa ve vesselam'a ümmet olmakla İzzet kazandırdı bize, ümmet kalmayı ve ümmeti olarak ölebilmeyi de nasip eylesin. Rabbimize hamdolsun, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeye çalışmak suretiyle, izzet kazandırdı bize, Kur'an'ı okuyan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Kur'an-ı Kerim'i okuyun, onunla amel edin, onun içindeki ahkama, hükümlere, güzelliklere göre hayatınızı düzenleyin. Zira Kur'an-ı Kerim kıyamet günü okuyup onunla amel edenlere, yani ashabına, yani kendisini arkadaş bilenlere şefaat edecektir buyuruyor. Allah'ım sen mübarek zaman diliminde sana iltica ve niyaz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki güzelliklere göre hayatını yaşayan kullarından olabilmeyi ve ahirette de Kur'an'ın şefaat ettiklerinin arasına katılabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İzzet Allah'tandır. Şeref Allah'tandır. Başka izzet, başka şeref aramamalı insan. Kıymetli kardeşlerim, bu, bugün size bir sahabe-i kiramın başından geçen hadise özelinde onundan çıkarmamız gereken derslerden bahsetmeye çalışacağım. Nerede izzet aramamız, nerede şeref ve itibar aramamız gerektiği hususunda birbirimizi, birbirimize kalbimizi muhabbetle, merhametle, şefkatle doldurmamız gerektiği hususunda nasıl bir toplum olursak Allah'ın bizi seveceği, Allah'ın seveceği özellikleri taşıyabileceğimiz hususunda dersler çıkarmaya çalışacağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle mahşer meydanında seslenecek. Eynel mutehabbune bi celali'' فَاُظِلُّهُمْ ف۪ي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّي Nerede dünyadayken birbirlerini benim için sevmiş olan, birbirlerine benim için destek olmuş olan, birbirlerine gönüllerini aşmış olan, aralarındaki farklılıkları değil, iman, tevhid etrafında bir araya gelmeyi önemseyip de nerede birbirini sevmiş olanlar, hiçbir gölgenin bulunmadığı bu günde, Arşımın gölgesinin altına alacağım onları diye seslenecek. Arşın altına girebilmek için ilahi rahmete nail olabilmek için Rabbimizin nerede bu kullarım dediklerinin arasına katılabilmek için bugün nasıl bir topluluk olmamız gerektiği üzerinde konuşmamız, durmamız, efendim dinlememiz gerekiyor. Rabbim hepimize sevdiği kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Yarın mahşer meydanında nerede birbirini benim için sevmiş olanlar diye seslendiği o bahtiyar kurularının arasına katılabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Selman-ı Farisi var. Bu kürsüden size daha önce anlatmışımdır. Radiyallahu an. Arap olmayan sahabilerden bir tanesi. Mekkeli, Medineli olmayan sahabilerden bir tanesidir. Isfahanlıdır. Isfahanlı bir gençtir. Ta bizim bu topraklardan Anadolu'dan kalkıp ta efendim Medine-i Münevvere'ye giden bir yolculuğu var. Ben varlıklı bir babanın çocuğuydum diyor. Kendi dilinden anlatıyor. Önce çok kısaca hayatı hakkında bir bilgi arz edeyim. Çünkü ondan da çıkarmamız gereken dersler var. Sonra bize bırakmış olduğu en büyük ders üzerinde birazcık daha geniş durmaya gayret edelim. Bir gençtim diyor, babam mecusi, bir aileyiz, ateşe tapan bir aile. Babam beni iyi yetiştirdi, öyle sakındı ki beni, neredeyse evden çıkarmadığı bir genç kız haline getirdi beni. Kimseyle konuşturmuyor, kimseyle görüştürmüyor, öyle sakınıyor sevgisinden dolayı beni ki kapalı bir hayat yaşıyorum. Mabetteki, tapınaktaki mecusilerin sürekli yaktıkları ateşi, ben idare ediyorum. Ateşin sönmemesi görevi bana ait diyor. Babam da tapınağın idarecisi. Babam bir gün işi çıktı. Beni tapınağa gönderdi. Sen git dedi bugün tapınağın işlerini gör. Görüyorsun ben gelemiyorum. Ben giderken tapınağa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberlikle şereflenmediği yıllar İslam nurunun Mekke-i Mükerreme'den yükselmediği yıllar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadasının henüz duyulmaya başlamadığı yıllar, genç gidiyordum diyor tapınağa doğru, yolun üzerindeki bir kilise dikkatimi çekti. İçeriye girdim, içeriye girdim, ilahiler söylüyorlar, dualar ediyorlar, bizim tapınakta yaptıklarımızdan daha çok hoşuma gitti.'' daha çok hoşuma gitti. Akşama kadar onlarla beraber kaldım. Akşama kadar onlarla beraber kaldım. İlahiler söyledik, dualar ettik, ibadetler ettik. Akşam tapınağa hiç uğramadan babamın yanına geldim. Babama gördüklerimi anlattım. Babam beyninden vurulmuşa döndü. Onlar sapık dedi, onlar başka bir din dedi. Sen kendi dininden başka olanların yanına nasıl gidersin dedi. Bana kızdı. Ben merak ettikçe babam beni eve hapsetti. Bağladı elimi, ayağımı, ayaklarımı zincirledi, beni eve hapsetti. Ben o gün bu dinin daha güzel ne, nerede öğrenileceğini sormuş, Şam'da bu dinin daha güzel öğrenilebileceğine dair bir bilgi almıştım. Evde hapsi hapisteyim ama ulaşabildiğim kadarıyla yakınlardan aile fertlerinden Şam'a giden bir kervan soruşturuyorum. Şam'a giden bir kervan soruşturuyorum. Böyle kulağım dışarıda bir gün haber geldi Şam'a giden bir kervan varmış. Zincirlerden bir şekilde kurtuldum, evden kaçtım, kervana katıldım, Şam'a gittim diyor. Gittim, bir kilise buldum, bir rahibin yanına yerleştim. Rahibin yanında biraz kaldım, baktım ki adam sahtekar, yanlış işler yapıyor. İnsanlara vaaz nasihat ediyor, hayırdan, hasenattan bahsediyor. Kendisi kilisenin gizli bir bölmesinde yığdıkça yığıyor. Altın yığıyor, gümüş yığıyor. Üç küp altın yığmış, gümüş yığmış diyor. Kendi kilisesinde. İyi bir adam olmadığını anladım. Bir müddet sonra vefat edince, vefat edince halka söyledim bunun durumunu. Geldiler baktılar ki hakikaten altın gümüş biriktirmiş. Çok kızdılar cesedini bile defnetmediler. Asılı bıraktılar meydanda diyor. Daha sonra başka birisini getirdiler. Onun yerine bu çok güzel bir insandı. Onunla beraber kaldım, ondan öğrendim. Onun yanında ibadet etmeye başladım. Ama hep yaşlı insanlardı. Böyle hastalık zamanında sana bir şey olursa ben ne yapacağım dedim. Bana Musul'da başka birisini tavsiye etti. O vefat edince Musul'a gittim. Musul'la yine yaşlı bir zatın yanında biraz kaldım. O vefat etmeden önce sordum nereye gideyim? Beni Nusaybin'e gönderdi. Oradan Nusaybin, bizim Nusaybin, Mardin'in Nusaybin'i. Oradan Nusaybin'e geçtim. Başka birisinin yanında kaldım. O vefat etmeden önce beni Ammuriye'ye gönderdi. Ammuriye'nin bu civar, Ankara, Afyon civarı olduğu söyleniyor. Kıymetli cemaati Müslümin. Bu civara geldim. Kervanlara katılıyorum, geliyorum. Tavsiye edilen rahibin yanına yerleştim. Hem ona hizmet ediyorum, hem o bana hocalık yapıyor, bana öğretmenlik yapıyor, bildiklerini bana öğretiyor. Ben de bu ara mal mülk sahibi olmaya başladım. Koyunlarım oldu, ineklerim oldu filan. Birazcık varlığım, servetim olmaya başladı. Hasta, yaşlı bir zat. Hasta yatağında dedim ki sana bir şey olursa beni ne yapacaksın? Ben hak dini kimin yanında öğreneceğim dedim. Evladım dedi, sen güzel bir delikanlı, sen güzel bir adamsın. Bu dini yeryüzünde sana öğretebilecek hiç kimseyi bilmiyorum. Ama kutsal kitaptan öğrendiğime göre Hicaz bölgesinde, Su Arabistan çöllerinde bir peygamberin çıkması bugünlerde beklenmektedir. Ya çıkmıştır ya çıkmak üzeredir. Ben ölürsem onu bul dedi. Bulursam nasıl tanıyacağım onu dedim. İddiasını, peygamberlik iddiasında bulunan insanı nasıl tanıyacağım dedim. Bana üç tane alamet söyledi. Ben üç tane özelliğini biliyorum dedi. Sadakayı kesinlikle yemez dedi. Sadaka kabul etmez, kendisi yemez dedi. Efendim, hediyeyi kabul eder dedi. Bir de iki köp kemiğinin arasında, iki omuzun arasında şey var dedi. Peygamberlik mührü var dedi. Bunları söyledikten sonra vefat etti. Vefat etti. Ben gelen bir ticaret kervanıyla anlaştım. Bütün malımı onlara verdim. Onun karşılığında beni Hicaz'a götürme anlaşması yaptım. Yolda giderken aniden üzerime saldırdılar. Elimi, ayağımı bağlayıp beni Yahudilere, Yahudi tüccarlara köle diye sattılar. Hürken oldum bir köle, hür bir adamdım, eski zaman kölelik var, tanıyanım edenim yok, hürriyetimi hür bir adam olduğumu ispatlayabileceğim bir şahidim yok yanımda, yalnız başına bir adamım, malım mülkümde gitti, köle oldum. O satın alan beni başkasına sattı, beni en son satın alan Yahudi tüccar beni Yesrib'e götürdü. Bakar mısınız şimdi? Allah celle celaluhu ne nasip edecek ama celle celal Rabbimiz celle celaluhu yolda insanı nasıl imtihanlara tabi tutuyor? En sonunda aradığını bulduracak, sevdiğine kavuşturacak ama sınavlara da tabi tutuyor Allah celle celaluhu. Rabbim sınavları kazanabilmeyi nasip eylesin hepimize. Sonra gittim yesribde çalışıyorum. Çok iş var. Hurma bahçelerinde çalışıyorum. Efendim suruyorum, bu diyorum, temizlik yapıyorum. Çok fazla bir şeyden de haberim yok. Bir gün bir hurma ağacının başında hurma toplar ya da budama yaparken, her neyse çalışırken ağacın altında benim sahibim, patronum, bir de onun amcasının oğlu konuşuyorlar. Kötü konuşuyorlar. Evs ve Hazrec'e lanet ediyorlar. Evs ve Hazreçlilere Allah lanet etsin. İşte bir arabı getirdiler şeyden. Mekke'den getirdiler. Peygamber olduğunu söylüyorlar diye birisinden bahsediyorlar. Olumsuz konuşuyorlar. Bir an böyle içime, içimde, başımda, gözümde şimşekler çaktı. Ağaçtan kendimi düşer gibi yere bıraktım. Heyecanlandım. Bir peygamber çıkmış bu bölgede diye konuşuyorlar. Hemen efendime sordum. Kendimin köle olduğunu unutarak Neyden bahsediyorsunuz? Kim filan dedim. Efendim beni çok azarladı. Bana öyle bir yumruk vurdu ki çaresiz tekrar işimin başına döndüm. Ama kulağım haberde. O sıralarda iki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de önce Sevr Mağarası'na gitmiş Hazreti Ebu Bekir'le birlikte radıyallahu an. Daha sonra yola dizilen Medineli Yesriplilerin Çıktı aleyna min seniyet el veda vecebe aleyna ma da'a ay doğdu üzerimize veda tepelerinden şükür gerekli bizlere Allah'a davetinden diye seslendirdikleri o çok bildiğimiz neşide ile beraber karşıladıkları Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Kubaya gelmiş. Kubaya gelmiş efendimiz Aleyhisselam. Orada şimdi hacca umreye gidince nasip oluyor gidip ziyaret ediyoruz. Mescid inşa edilmiş küçük daha derme çatma. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kuba'da olduğu günler kendime ayırmış olduğum hurmalardan bir sepet hazırladım. Yanına gittim. Dedim ki siz iyi bir insana benziyorsunuz. Yoldan gelmişsiniz. Sizin için biraz sadaka hurma getirdim dedim. Hurmayı bıraktım yanına. Hiçbir tanesini yemedi. Hepsini etrafındakilere dağıttı. İçimden dedim ki bu bir bu birinci özellik dedim. Sonra ama takip ediyorum onu. Benim kulağım orada köle ne kadar takip edebiliriz o kadar takip ediyorum. Kulağım orada o günlerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kuba'da yaklaşık 14 gün kadar kaldıktan sonra Kuba'ya 7 kilometre mesafede Mescid-i olduğu yere geçmiş. Medine-i Münevvere'ye biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'ye Mescid'in oraya geçmiş. Yine bir mecliste arkadaşlarıyla oturuyorlar. Yine biraz hurma, kendi hurmalarımdan ayarladım, yanına gittim. Hoş geldiniz dedim. Size biraz hediye hurma getirdim dedim. Baktım aldı, birkaç tanesini yedi, kalanları da dağıttı. Hediye deyince Hediyeyi kabul etti, kendisi de yedi, etrafına da dağıttı. İçimden yine dedim ki bu iki, ikinci alamet, hediyeyi kabul eder. Sonra günler geçiyor. Bir gün, bir gün bakıyı mezarlığında oturuyorlar. Bir arkadaşları vefat etmiş, onu defnetmişler. Onun başında okuyorlar, dua ediyorlar belki. Ben de gittim, böyle arkasına dikkatle bakıyorum. Acaba sırtı açılır da Sıcak bölge olduğu için hafif elbiseler giyiyorlar. Sırtı açılır da sırtında mühür var mı yok mu görebilir miyim diye dikkatle bakıyorum. Bir o tarafa gittim, bir bu tarafa gittim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim neyi merak ettiğimi anlamış olmalı ki elbisesini aşağıya doğru çekti. Elbisesini aşağıya çekince mührü açığa çıktı. Artık ben kendimi kaybetmişim. Sarıldım sırtına, öptüm, ağladım, sarıldım, öptüm, ağladım. Çok hoşuna gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu başımdan geçenleri etrafımda bulunan sahabe-i da anlatmamı istedi. Anlattım, hoşlarına gitti, dinlediler. Şimdi bu sahabi radıyallahu an İsfahanlı ta Anadolu'nun uçlarından işte komşularından kalkıp da Anadolu'da bir müddet kaldıktan sonra Yesrib'e, daha sonra Efendimizin şereflendirmesiyle Medine-i Münevvere, nurlanmış, aydınlanmış şehir adına alan Medine-i Münevvere'ye giden bu sahabi radıyallahu anh, biz, biz onu daha çok hendekte yaptıklarıyla, hendekte müşrikler Medine-i Münevvere'yi kuşatacakken, savaşa gelirken Medine'nin girişine kazdırmış olduğu hendek fikriyle biliriz Selman-ı Farisi radıyallahu anh Çok alim, muttaki bir zattır radıyallahu anh Ama aralarında bir şey olmuş İnsanız, bir sahabiyle aralarında bir tartışma ya da bir sürtüşme, bir anlaşmazlık olmuş bir arkadaşıyla Olur mu? Bazen evladımız da bile olur Bazen eşimizle bile anlaşmadığımız, anlaşamadığımız noktalar olur. Bazen en çok sevdiğimiz yakınımızla da olur. Böyle oturuyorlar birkaç kişi bir arada. Aralarında tartışma olan bu arkadaşı Selman'ı zor duruma düşürmek için sorular soruyor etrafında bulunanlara. Buraya dikkat edin. Asıl burayı arz etmek için bütün bunları anlattım. Selman'ı size tanıtmaya çalıştım. Aziz cemaat-i Soruyor etrafında bulunanlara. İşte önce Selman'dan önce başkalarına soruyor. Ey filan diyor. Ma hasabuk ve ma nesebuk. Ey filan senin hasebin ne nesebin ne? Soyun ne sopun ne? Sen kimsin necisin söyle bakayım. Biz de birbirimize sorar mıyız böyle? Soylu soplu hasebi nesebi efendim işte şöyle. Soruyor kimsin necisin? Araplarda kabileyle, aşiretle, soyla, sopla övünmek daha yaygın bir adettir. O zaman İslam özellikle yerleşmeden önce bu çok daha baskın bir adettir, çok daha baskın bir alışkanlıktır diyeyim. O söylüyor şimdi, sorduğu kimse, ''Ene filan übnü, filan übnu filan, ben filanın, filanın, filanın oğluyum. Ene min mudar, mesela ben mudar kabilesindenim. Meşhur bir kabile, Araplar arasında şerefli bilinen bir kabile, bir aşiret. O maşallah ne güzel ne asil bir soyun var. Sonra geliyor sıra başkasına. Başkasına geliyor sıra ona soruyor. Ma hasebuk ve ma Sen kimsin necisin? Senin soyun ne sopun ne? O da başlıyor saymaya. Ben filan 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 filanın oğluyum. Ben de Kureyş kabilesindenim mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da mensup olduğu kabile. O maşallah filan. Sıra asıl maksat nedir? Selman'a sormak. Arapların arasında meşhur olan, bilinen, herkesin tanıdığı bir aşireti, bir kabilesi yok. İsfahan'dan kopup gelmiş yalnız başına bir adam ne sayacak? Sayamayınca da meşhur, mahcup olacak. Maksat bu. Soruyorlar. Selman, ma hasabuk ve ma sen kimsin, necisin? Sen de söyle bakalım. Sendeki soyunu, sopunu bir söyle bakalım. Selman radıyallahu anh öyle bir cevap veriyor ki soruyu soran bir değil bin defa pişman olmuştur muhtemelen. Diyor ki Ene Selman İbnül İslam ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Küntü dalen fehedani Allahu bi Muhammed. Ben dalalette şaşkın bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselam sayesinde hidayete ulaştırdı. Küntü memluken fe'atani Allahu bi Muhammed. Ben köle bir adamken Allah beni Muhammed Aleyhisselam sayesinde hürriyetime kavuşturdu. Küntü fakiran fe'anani Allahu bi Muhammed. Ben fakir bir adamdım. İman fakiriydim. Allah beni Muhammed Aleyhisselam sayesinde zenginleştirdi. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. İşte izzet. Eyeptehûne andehumul izzet. Başkalarının yanında izzet mi arıyorlar? Men kâne yurîdul izzete fe innel izzetilillâhi Kim izzet ve şeref arıyorsa, izzet ve şeref, Allah'a kul olmaktadır aziz cemaati Müslümin. Soyda sopta değildir izzet ve şeref. İzzet ve şeref Allah'a kul olmaktadır. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmaktadır. İnsan asabiyet davası güderse, insan aşiret davası güderse, insan ırk davası güderse, İnsan memleket şehir davası güderse bunların tamamı Peygamber Aleyhisselam'ın ayağının altındadır. Men de'a ila asabiyetin feleyse minna asabiyete taraf adam kayırmaya kendi tarafını tutmaya çağıran bizden değildir. Men qatale asabiyyetin asabiyetin feleyse minna her kim taraf için kendi adamını kayırmak için savaşır ve ölürse bizden değildir. Men ma'ale asabiyyetin feleysa minna. Kim asabiyet için ölürse, asabiyet üzere ölürse bizden değildir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi ümmet ortak paydasında, yani Allah'a celle celaluhu aynı Allah'a inanma ortak paydasında birbirimizi sevmek imanımızın bize yüklemiş olduğu sorumluluklardandır aziz kardeşlerim. İmanımızın bize yüklemiş olduğu sorumluluklardandır. Şu hadis-i şerife bakar mısınız? Bir kez daha okuyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inne min ibadillahi nasen ma bi enbiya ve la şuhada Allah'ın peygamber ve şehit olmayan kulları var. Evet, peygamber değiller, Şehit değiller, ve lakin yagbetuhumu'l enbiya ve'şühadaun mekanemhum yevme'l Fakat peygamberler ve şehitler kıyamet günü Allah'ın onlara verdiği makamdan, mertebeden, dereceden dolayı peygamberler ve şehitler onlara şaşırırlar. Nasıl çıktı bu insanlar bu mertebeye? Hangi amelleriyle, hangi güzellikleriyle bu dereceye nasıl çıktılar diye peygamberlerden haşa yukarıya çıkmazlar. Ama peygamberler merak ederler. Bu insanlar buraya nasıl çıktı yani? Bu dereceye nasıl çıktı? Soruyor sahabe-i kiram. Habbirna menhum ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi, bize haber verir misin peygamber ve şehit olmadıkları halde? Peygamberlerin ve şehitlerin imreneceği, şaşıracağı bu insanlar kim? Kıymetli kardeşlerim, bakın izzet, şeref nerede? Bakın Allah'ın kıymet verdiği nedir? Buyuruyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam Hum kavmun tehabbu bi ruhillah <laughs> La erhamin beynahum ve la envalin yeteadavnaha Allah'ım bizi onlardan eyle ya Rabbi Bunlar aralarında akrabalık bağı olmasa bile Bunlar aralarında bir menfaat ilişkisi olmasa bile Bunlar aynı şehirden aynı memleketin hemşerileri olmasalar bile Bunlar aynı sendikaya üye, aynı partiye oy vermeseler, bunlar aynı cemaate mensup, aynı tarikata müntesip olmasalar bile, bunlar bunlar aralarında alıp verdikleri bir menfaat, bir ticaret ilişkisi olmasa bile, sadece Allah rızası için birbirini sevmeyi başaran müminlerdir. Allah'ım bizi onlardan eyle. Vallahi inne vucuhahum lenur. Allah'a yemin olsun ki onların yüzü nurdur. Vallahi ve innahum leala nur. Allah'a yemin olsun ki onlar nur üzeredirler. Dedi efendimiz Aleyhisselam. Ardından bir ayet okudu. Ela inne ulie Allah ila khovun alehim ve yahzanun. Allah'ın dostları var ya, Allah'ın dostları onlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir. Kıymetli kardeşlerim bu ne büyük bir güzellik, bu ne muhteşem bir müjde, bu ne muhteşem bir akibettir. Allah bu akıbete ulaşabilecek imanı, anlayışı, bilinci bizlere nasip eylesin. Bir arada, bir duvarın tuğlaları gibi acıda da, sevinçte de acılarını paylaşan, sevinçlerine ortak olan insanlar müminlerdir. Meselü'l müminîn fî tawaddûhim ve وَتَعَاضُفِهِمْ ve الْجَسَدِ Biliyorsunuz hadis-i şerifi müminler birbirlerini sevmede müminler birbirlerine merhamet edip birbirlerine acımada müminler birbirlerinin ihtiyacını görüp birbirlerini kollamada tek bir vücut gibidirler İzeşteke minhu udvun Tedaa lehu sairul cesedi bis seheri vel humma. Bir vücudun bir azası hastalansa, vücudun bir azası gözü rahatsızlandı, kulağı rahatsızlandı, eli ayağı bir tarafı rahatsızlansa, bütün vücut acıya iştirak eder, bütün beden uykusuz kalır. Ya ağrıyorsa ağrısın dişim deyip ben uykuma devam edeyim diyemez beden. Böyle olduğu gibi bir beden bir bedenin bir parçası hastalanınca bütün beden acıya katıldığı gibi müminler de birbirlerinin acılarını paylaşırlar. Birbirlerinin sevinçlerine ortak olurlar. Aziz kardeşlerim, Allah'ın birliği gibi ilahukum ilahu vahittir Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ınız, ilahınız tek bir ilahtır. Allah'tır Celle Celaluhu. Hamdolsun Ya Rab, sana kullukta daim olmayı, sana kullukla huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Bir şey daha söyler. Ümmetüküm ümmete vahide. Ümmetiniz de tek bir ümmettir. Siyahıyla beyazıyla, zenginiyle fakiriyle, makam sahibi olanla olmayanla, her renkten, her çeşitten, her dilden ümmet tek bir vücut gibidirler kıymetli kardeşlerim. Tek bir vücut gibidirler dayanışma içerisindedirler. Birbirlerini severler. Bilirsiniz, Ebu Zer radıyallahu anh sahabenin büyüklerindendir. ...ilk Müslüman olanlardandır. Çok iman asabiyesi olan bir zattır. İman ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'a Kabe'de gidip açıktan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykıran Öl, neredeyse öldüresiye dövülen bir zattır. Öldürünceye kadar neredeyse dövülen, tanıyan birisinin gelip de yapmayın, bunun kabilesi kervanlarımızın geçtiği yolun üzerindedir, bunu öldürürseniz ticaret kervanlarımız yoldan geçemezler, yapmayın diye demesi üzerine bırakılan, sonra Efendimiz Aleyhisselam tarafından kendisine sahip çıkamadığı İmanı göğüs kafeslerinde tutamadığı görülünce sen git kabinenin yanına orada yaşa bizden haber alınca gelirsin diye gönderilen bir zattır. Ebu Zer radıyallahu anh yani büyük sahabe-i kiramdandır. Tebük'te arkada kalınca Efendimiz Aleyhisselam tek başına görünce onu Ebu Zer yemşi vahde ve yemutu vahde ve Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. Yalnız yürür, yalnız ölür, yalnız diriltilir buyurduğu zattır. Aralarında bir şey oluyor. Hazreti Bilal'le. Hazreti Bilal'le, Bilal biliyorsunuz Habeşistan asırlıdır. O da köle asırlıdır. Arap değildir. Siyahtır rengi. Araplar bizim gibi beyazdırlar. Asıl Arap olanlar müstearebe sonradan Araplaşmış Afrikalılar hariç efendim Hicaz'daki Araplar bizim gibi beyazdırlar. Aralarında bir şey olunca kara kadının oğlu demiş Bilal'e. Kara kadının oğlu, siyah kadının çocuğu demiş. Der miyiz? Şimdi adlandırmak istemiyorum ama zihnime geliyor. Birbirimize söylerken aidiyetlerimizle, ırklarımızla, kabilelerimizle birbirimizi aşağıladığımız oluyor mu? Oluyorsa cahiliye adetidir. Oluyorsa Müslüman adeti değildir. Bunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Aziz cemaati Müslümin Kara kadının oğlu deyince Hazreti Bilal çok üzülmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber ulaştırılmış. Ya Resulallah var ya Ebu Zer, Ebu Zer Bilal'e kara kadının çocuğu dedi. Siyah kadının oğlu dedi. Efendimiz Aleyhisselam çok sinirlenmez. Ama sinirlendiği zaman yüzünde kızarıklık olurmuş. Öfkesinden yüzü kızarırmış diline hakim, kimseye bir şey demiyor, bağırıp çağırmıyor ama yüzünde öfke belli oluyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ebu Zer'e, e bi ummi, Ebu Zer, sen Bilal'i annesiyle mi ayıpladın? Filanın oğlu, filanın kızı diye annesiyle mi ayıpladın onu? İnnekem ruhun fike cahiliye. Sen hala üzerinde cahiliye kalıntıları olan bir adamsın demiş. Bu kadar büyük sahabi. Sen hala kendisinde cahiliye kalıntıları olan bir adamsın. Kıymetli kardeşlerim, ümmet olma bilincine zarar verecek, sağa sola çekecek, efendim birliği, dayanışmayı dağıtacak kim ne yapıyorsa şeytana hizmet ediyordur. Tartışmasız. Her insanın görüşü, düşüncesi farklı farklı olabilir. Ama Allah'ın birliği gibi muhafaza etmemiz gereken ümmetin birliğidir. Müslümanların dayanışma kardeşlik içerisinde yakın çevreden başlamak üzere birbirimizin ihtiyaçlarını görerek dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşamaktır. Men setera müslimen seterahullahu yevmel kıyame. Bir Müslümanın ayıbını örtenin ayıplarını Allah örter kıyamet günü. Men ferracan muslimin kürbeten ferracallahu anhu. Küraben min Kurabi yevmil kıyame. Kurbeten min Kurabi yevmil kıyame. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününün sıkıntılarından birini giderir o Müslümandan. Kim bir Müslümana ferahlık, genişlik nasip ederse Allah da ona ferahlık verir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıymetli kardeşlerim. Şimdi bir arada olmayı, efendim dayanışma içerisinde olmayı emreden emirler var. Bir de e, efendim zarar verecek e, dayanışma ruhuna zarar verecek e, hususları yasaklayan Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın söyledikleri var. Birbirimizin mallarımızdan bir kısmını birbirimize veriyoruz. Zekat olarak veriyoruz. Zekatı ödenmese bir malın içerisine haram karışmış bir mal olur mu? Olur. Çünkü zekat bizim malımız değildir. Zekat Bizim malımızdaki kardeşimizin hakkıdır. Rabbimiz buyuruyor ki Vafien vahihim hakkun lis-sayini vel mahrum. Varlıklı olanların malında yoksul ve mahrum olanların hakkı vardır buyuruyor. Allah dilemezse biz hiçbir şeye sahip olamayız biliyoruz bunu. Malımızın gerçek sahibi olan Allah Celle Celaluhu diyor ki sana verdim ama hepsi senin değil. Sana verdim bir kısmını fakire fukaraya vereceksin. Vermezse insan, vermezse malına kul hakkı karışmış olur. Kıymetli kardeşlerim bazen söylüyoruz alınganlık oluyor. Ben çalıştım ben kazandım. Yani benim malımda niye onun hakkı oluyor diyor. Senden on kat daha fazla çalışan adam senin kazandığının yarısı kadar kazanmıyor bazen. Demek ki Allah veriyor Celle Celaluhu. Mevla bir kimseye vermek dilerse el getirir, yel getirir, sel getirir demiş atalarımız. Mevla bir kimseden almak dilerse el götürür, yel götürür, sel götürür diye devam etmişler. Allah'tır gerçek sahip. Malikün mülk Allah'tır. Bütün sahip olduklarımızın gerçek sahibi Allah'tır. Benim iddiasında bulunan bir insan baş kaldırıyor serkeşlik yapıyor, haddini aşıyordur kıymetli kardeşlerim. Mesela işte bu kardeşlik hukukunu korumak için zekat birbirimize veriyoruz. Vermeliyiz. Verilmezse malımızı haram karışmış olur. Fitrelerimizi veriyoruz. Vermeliyiz. Vermezsek başkasının hakkını yemiş oluruz. Efendim kurban zamanı geliyor, kurban kesip dağıtıyoruz. Dağıtmalıyız. Allah'ın Celle Celaluhu bize Yüklemiş olduğu sorumluluklardandır. Bütün bunların dışında Kur'an-ı Kerim'de infakla ilgili ayetler, infak nedir? Vermek yani, dağıtmak, vermek. Vermekle ilgili ayetler, önemli anlaşılsın diye zikrediyorum, sakın diğerleri önemsizdir manası çıkmasın. Kur'an-ı Kerim'de vermeyi emreden ayetler, namazı emreden ayetlerden de daha çoktur. Orucu emreden ayetlerden de daha çoktur. Haccı emreden ayetlerden de daha çoktur. Başka başka hususlardaki ayetlerden de daha çoktur. Vermeden olmaz. Vereceğiz. Yakınımızda, yanımızda, mübarek günlerde, gecelerde, bayram üzerlerinde etrafımıza bakacağız. Hep kendimiz rahat edelim diye, hep kendi lüksümüz, çatafatımız yerinde olsun diye Harcamayacağız. Bir insanın malını muhtacın ihtiyacını giderek gidermek için harcaması kendi lüksüne ihtiyacı demiyorum. Lüksüne harcamasından milyon kat daha evladır. Yarın göreceğiz çünkü mahşer meydanında karşılığını Verme, vereceğiz kıymetli kardeşlerim. Herkes kendi yakınlarına bakacak, çevremize bakacağız hep arz etmeye çalışıyoruz. Allah bizi değişik değişik sınayabilir. Ve le nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve min vel ve semerat. Sizi sınayacağız diyor. Bazen korkuyla sınar Allah Celle Celaluhu. Bazen açlıkla sınar. Babam rahmetli dua ederdi. Allah'ım bizi açlıkla terbiye etme ya Rabbi. Rabbimiz bizi açlıkla terbiye etmesin. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mallarınızdan alarak, azaltarak mallarınızı, bazen yakınlarınızı canından almak suretiyle, yakınlarımızı kaybetmek suretiyle, ölümlerine şahit olmak suretiyle, bazen bahçelerimizin ürünlerini azaltmak ya da almak suretiyle, işte çiçekler açar, bir gece bir soğuk bir don verir, bütün meyveler kuruyuverir. Olmaz mı? Veren Allah'tır Celle Celaluhu. اَفَرَائِتُمْ Ma tahrusun ektiğiniz tohumu gördünüz mü diyor. Ektiğiniz tohumu gördünüz mü? Entum tezraun ehum nahnu zariun. Onu topraktan yetiştirip bitiren siz misiniz ben miyim diyor Allah Celle Celaluhu. Kara toprağa ektiğiniz zayıf, cılız bir tohum. O tohumu filizlendiren, yeşerten, yem yeşil gökyüzüne doğru yükselten Allah mı insan mı Celle Celaluhu kıymetli kardeşlerim. Lev neşâ'u lece'allâhu hutâmen Dileseydik onu bir kuru çöp haline getirirdik. Odun olurdu. Siz de şaşırıp kalırdınız. O kadar masraf ettik. Ektik, sürdük, gübre ek, döktük, ilaç ek verdik. Ama olmadı, olmaz. Allah'tır veren Celle Celaluhu. Allah'tır veren. Onun için Allah'ın verdiğinden biz de vereceğiz kıymetli kardeşlerim. Sonra Allah bu dayanışma ruhunu, kardeşlik ruhunu muhafaza etmek için bir takım yasaklar da koymuştur. Hiç kimse kimsenin arkasından konuşmayacak. Kimse kimsenin arkasından aleyhine konuşmayacak. Kıymetli kardeşlerim bu o kadar büyük bir vebal, o kadar büyük bir günahtır ki biz nefsim adına söylüyorum. Çoğu zaman meselenin ehemmiyetinin farkında olmadan yaşıyoruz. Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe başka bir hanım, hanımın arkasından, hanımefendinin arkasından canı sıkılmış bir şeye elini de böyle yapıyor. Bücür diyor, bücür, kısa boylu. Biz der miyiz böyle? Birisine kısa boylu, kör, topal, işte affedersin ne bileyim buna benzer şeyler deriz. Kısa boylu diyor, kısa boylu, bücür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye dönüyor. Bunu lütfen aklımızda kalsın ki birisi hakkında konuşacağımız zaman bu cümle Efendimizin bu uyarısı gelsin aklımıza, dilimize bir kilit vurulsun. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Ayşe öyle kirli bir söz söyledin ki, Öyle kötü bir söz söyledin ki söylediğin kirli sözü denize atsan denizi bile kirletirdi diyor. Bir bücür sözü arkadan söylenen bir bücür bir kısa boylu sözü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam denize kat atsaydım bunu kocaman ummanı denizi kirletecek kadar kirli bir sözdür şeklinde mukabelede bulunuyor. Allah'ım dillerimizi gıybetten muhafaza eyle ya Rabbi. Dillerimizi birbirimizin arkasından aleyhimize konuşmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, dilimize razı olduğun sözleri konuşturabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birbirimizin arkasından gıybet, suizan kötü düşünme. Özellikle bu, bu sosyal medyanın yaygınlaştığı şimdi ben de kullanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O kadar kirli bir, o kadar kirli bir mecra ki herkes her şeyi yazıyor. Herkes her şeyi yazıyor. 10 sene önce olmuş bir olaydan bir tane resmi alıyor. Altına bugünün haberini koyuyor, birleştiriyor, veriyor şeye. Piyasa'ya. Ondan sonra çok özür dilerim. Hakaretler, sövgüler, lanetler filan Pek çok insan, kıymetli kardeşlerim, söz söylerken bizi gören Allah Celle Celaluhu, klavyeyle yazarken de bizi görüyor. Telefonun tuşlarına basarken de bizi görüyor. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsanın ağzından bir söz çıksa, onu kaydeden bir melek, bir gözcü mutlaka vardır. Birbirimiz hakkında olumsuz, olumsuzlukları yaymak kötülüklerin toplumda yayılmasını istemek Allah'ın lanetine uğratacak ağırlıkta bir vebaldir. Allah muhafaza buyursun. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ Çirkinliğin, kötülüğün toplumda iman edenlerin arasında yayılmasını isteyenlere dünyada da ahirette de acı veren bir azap vardır diyor Cenab-ı Hak Celle Celal. Dolayısıyla aziz cemaat-i müslimin suizan kötü düşünme her duyduğumuzu söyleme her duyduğumuza inanma her duyduğumuzu yayma gibi birbirimizin dayanışmasına kardeşliğine kardeşlik ruhuna zarar verecek işlerden uzak durmak lazım. Sonra alay etmek, söz taşımak mesela Allah korusun. Ondan alıyorsun, ona götürüyorsun. Hele birazcık da katıyorsan efendimiz ne buyuruyor? la cennete nemmam. Söz taşıyan adam cennete giremez. Ondan alıp oraya götüren adam diyor ki bir büyük zatın yanına bir başkasının yanında yemek yiyen yemek yiyen bir e, tanıdığı geliyor. Diyor ki evine misafir olduğu zattan bahsederek senin hakkında böyle 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 dedi diyor. Sen ona misafir mi oldun diyor o büyük zat. Evet. Yemek ikram etti sana evet. Kaç çeşit yemek vardı sayıyor. İşte efendim şu bu filan yedi çeşit yemek sayıyor. Allah'tan korkmaz. Yedi çeşit yemek yedirmiş sana. Onları içinde sakladın da bir tane sözü saklayamadın mı? Niye getirip bana söylüyorsun? Niye getirip bana söylüyorsun? Nemam, söz taşımak birliğimize dirliğimize kardeşliğimize akrabalığımıza dostluğumuza zarar verir. Bundan uzak durmak lazım, kıymetli kardeşlerim. Sadece iyilikler varsa iyilikleri söylemek lazım. Alay etmek, ayıplamak, birbirimizin gizli sırlarını araştırmak Allah'ın yasakladıklarındandır. Şimdi daha pek çok şey sayılabilir. Zamanımız bitmek üzere. Onun için e, uzatmadan özetle şunu arz edeyim, kıymetli kardeşlerim. Allah'ın birliği gibi ümmetin birliği yani müminlerin tek bir vücut gibi hareket etmesi, tek bir duvarın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde, ayeti kerimedir bu aynı zamanda, dayanışma içerisinde birbirlerini destekler mahiyette olması Allah'ın emridir. Birbirimizi destekleyeceğiz. Hayrımızla, hasenatımızla, zekatımızla, sadakamızla, ona gücümüz yetmiyorsa güzel sözümüzle, kavlun ma'ruf güzel bir söz arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Güzel bir sözle dayanışmayla kardeşlik bağlarını güçlendirmenin çabası içerisinde olacağız. Olacağız ki yarın mahşer meydanında Rabbimiz Eynel mutahabbune bi celali Nerede birbirlerini benim için sevmiş olanlar Hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün de Arşımın gölgesinde gölgelendireceğim onları diye çağırdığı birbirini seven ve arşın gölgesine koşan kullarından olabilelim. Rabbim öyle olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim gönüllerimizi imanla doldursun. Merhametle doldursun. Birbirimize karşı şefkatle doldursun. Muhabbetle doldursun. Eşlerimize karşı, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza iş arkadaşlarımıza tanıdıp tanıyıp tanımadıklarımıza karşı muhabbeti merkeze alarak, sevgiyi merkeze alarak davranabilmeyi nasip eylesin. Muhabbet ve merhamet eden, Rabbimizin muhabbetine layık ve merhametine layık kullar olabilmeyi nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasufun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة